Şimdi dün akşam 3 parti başkanı da bir programa katıldılar. Programdan sonra hemen Almanya'da direkt bir sayım yapılır, ne hangisi beğenildi diye. Olaf Scholz daha başarılı çıktı. Ondan sonra Armin Laschet ve Yeşillerin adayı geldi. Akıl almaz bir gelişme var. Herkes Hristiyan Demokratların bu seçimlerden başarılı çıkacağından hareket ediyorlardı. Ve Armin Laschet gibi Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde çok başarılı bir süreç gösteren başbakan, federal meclis, federal parlamentoya da başbakanlığa da aday oldu. Fakat ben kendisinden geçen pazartesi görüştüm. Zira biz Almanyalı Türk kökenleri olarak onu bir destekleme kararı almıştık. Uyum bakanı olarak da Türklerle çok iyi çalışmıştı. Fakat bana dedikleri şuydu. Bir, Bavyera eyaleti kendisini içine sindiremedi. Zira Markus Söder karşı aday Bavyera eyalet başbakanı. Baden-Württemberg sıcak bakmadı ve yeni eyaletler, yani eski Doğu Almanya'dakiler sıcak bakmadı. Bu açıdan her zaman Almanya'da Hristiyan Demokratlara destek veren konservatif basında pek iyi bakmadı. Onun için Olaf Scholz hiç beklenmedik bir şekilde öne geçti. Zira Olaf Scholz da çok parlak bir politikacı değildir. Evet, Hamburg'da belediye başkanlığı yaptı. Şu anda Angela Merkel'in yanında Maliye Bakanlığı yapıyor ama Maliye Bakanlığı başbakanın verdiği direktifleri yerine getirir. Fakat görünen şu ki, eğer son iki haftada, yani son 13 günde büyük bir değişiklik olmazsa Olaf Scholz başbakan olacak. Ondan sonraki konu önemli. Acaba Olaf Scholz, sosyal demokratlar bugüne kadar olduğu gibi Hristiyan demokratlarla bir koalisyon hükümeti mi yapacaklar? Yok da Olaf Scholz şu anda konuşulan Hür Demokrat ve Yeşillerle mi bir koalisyon hükümeti yapacak? Zira Olaf Scholz tekrar bir büyük koalisyona sıcak bakmayan bir kişi. Üçlü bir koalisyon Almanya'da nasıl yürür? Yeşillerle sosyal demokratlar ve Hür Demokratlar da doku uyumu olur mu? Bunları hep göreceğiz. Fakat görünen bu ki Olaf Scholz'ı bundan sonra Angela Merkel'in yerinde bu koltuğa oturan başbakan olarak göreceğiz. Faruk Bey çok